Selam millet, bu videoda hep beraber Negan'ın The Walking Dead 11. sezon 2. ve 3. kısmındaki geleceği hakkında konuşalım. Çizgi romanda aslında bu zamana kadar hikayesi çoktan bitmiş olması gereken Negan'ın dizideki akıbeti nasıl olacak, onu 11. sezonda nasıl göreceğiz, tüm her şeyi tartışalım. Videoya devam etmeden önce 11. sezonu izlemediyseniz bu videoda önemli spoilerlara maruz kalabilirsiniz, bu yüzden videoya geçmeden önce iki kez düşünün derim. Hepimiz biliyoruz ki Maggie geri döndüğünde hemen aklımıza Negan'la olan mücadelesi geldi. Çünkü bu iki karakter arasındaki en büyük beklentimiz Glenn'in ölümünden sonra büyük bir hesaplaşmaydı. Neyse ki bu sezon şimdiye kadar Maggie ile aralarında gerçekten büyük bir hesaplaşma olmadı. Elbette bu iki karakterin çok gerildiği ve Maggie'nin ona ön yargıyla baktığı sahneleri izledik. Ama çok daha fazlasını büyük bir hesaplaşma şimdiye dek izlemedik. Bu anlamda önümüzdeki son 16 bölüm bu iki karakterin büyük bir hesaplaşmasını bizlere sunabilir. Tüm bunların yanı sıra Negan, Reapers hikayesinde de aktif bir rol almıştı. Reapers'la savaşan Lia ile karşı karşıya gelen Negan, yayınlanan 11B fragmanında da buradaki orakçılardan biriyle kapışıyordu. 11B'de bu sahne Negan'ın öne çıktığı sahnelerden olacak ve elbette Negan burada ölmeyecektir. Negan için en çok merak edilen şey kesinlikle Commonwealth hikayesi olacak. Commonwealth'in 11. sezonun 2. kısmında Alexandria'ya geleceğini tahmin ediyoruz. Bu hikayede acaba Negan nasıl bir rol alacak? Bu da çok merak konusu. Şimdilerde Commonwealth içinde Ezekiel, Prenses var ve Rosita, Daryl, Carol gibi isimler de fragmandan görebildiğimiz kadarıyla 11. sezonda Commonwealth'te yer alacaklar. Tüm bu karakterlerin yanı sıra Negan'a ne olacak? Negan Commonwealth'te olacak mı? Eğer ki gerçekten de Negan'ı Commonwealth'te görürsek aklımıza istemsizce hemen şu soru gelecektir. Acaba Negan Rick'in çizgi romandaki rolünü mü devralacak? Ve bu hikayenin sonunda gerçekten Negan Rick'in çizgi romandaki rolünü devraldıysa Sebastian tarafından vurulup öldürülecek mi? Bizler biliyoruz ki Rick çizgi romanda o serseri çocuk Sebastian tarafından öldürülmüştü. Rick'in tamamen rolünü devralır mı bilinmez ama kesinlikle her zaman söylediğim gibi Negan'ın Sebastian'la olan sahnelerini izlemek çok isterdim. Bu iki karakterin kafa yapıları çok farklı ve o sinir bozucu Sebastian karşısında Negan'ın tepkilerini görmek inanılmaz keyifli olabilir. Ayrıca Milton ailesi yüzünden başı belaya giren bir Negan, onlardan nefret eden ve Negan'dan nefret eden Milton'lar diziye inanılmaz bir hava katabilir. Tabi dediğim gibi tüm bunlar olursa eğer Negan çizgi romanda çok bağımsız bir noktaya gelmiş olacak. Negan'ın The Walking Dead çizgi romanlarında ilk kez 74'te gözükmüştü ve en son onu 175'te bitirmiştik. Bakalım böyle bir hikaye çizgi romandan bağımsız ilerlerse Negan çizgi romanda olursa ne gibi şeyler bizlere getirecek? Böyle bir hikayenin olması demek Negan'ın Commonwealth hikayesinin orijinal bir hikaye olacağı anlamına da geliyor aynı zamanda. Çünkü çizgi romanda Negan hiçbir şekilde Commonwealth'te yer almadı. Negan'a ne olacağını merak eden birçok insan olduğunu düşünüyorum. Sizler de bu konu hakkındaki düşüncelerinizi, Negan'dan beklentilerinizi benimle paylaşmayı unutmayın. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Yeni videolarda görüşmek üzere. Hoşça kalın. Görüşmek üzere. Hoşça kalın. Görüşmek üzere. Hoşça kalın.